akaryakıt zammına. Şimdi acı gerçeklere geldik. Biraz güldük, eğlendik ama buyurun size acı bir gerçek akaryakıta. Haşırttı Blackboard. Akaryakıtta zamlar durmuyor. Vatandaş ne söylüyor? Yani söyleyecek bir şey yok. Yani her gün zam. Normalde 300 liralık mazot alıyordum, 320 liralık alıyordum, 600 liralık mazot alıyor araba. Bugünden sonra herhalde 700 liraya çıkacak. Her gün zam yani. Abi çok etkilendi. Şimdi zaten sırf akaryakıttan değil, arabalardan değil, akaryakıttan dolayı her şeye zam geliyor. Yani bu şartlarda asgari ücreti 7000 lira bile yapsalar yine insanların durumu hiç iyi değil. Bir de Ocak ayından sonra tekrar bir ikinci zam furyası gelecek. Allah herkese yardımcı olsun. 47 litreyi şu anda işte burada, fişi burada, 487 liraya. 100 litresi 10.33 kuruş. 10 lirayı geçti motorun. Tabii dolar çıkınca o da tutamadı kendini. Seçim şart. Dedi abi bir depoya 100 kilometre 200 kilometre fark etti. Aşırı pahalı motorlara bile çok yakmaya başladı. Çok etkilendik. Bu gidişat nereye gidiyor? Hiçbir fikrim Peki yok. Peki zamları kim durduracak? Devlet durduracak. Devlet yetkilileri durduracak ama onun için Türkiye'de de yani bence bu şeyin değişmesi lazım. Bu sistemin değişmesi lazım artık yani. Nereye kadar gidecek bu? Motoru alalı 6 ay oldu. 75 liraya dolduruyordum. Şimdi 120 liraya dolduruyorum. Peki 20 lira olur mu benzin? Olabilir. Olmasın diye böyle part part yapılıyor. 50 kuruş. Ama bakıldığında son bir ayda gelen zam çok yüksek. Kesinlikle taksi en çok etkilenen taksi esnafı. Yani doğal olarak tabii ki etkileniyoruz da yani. Ne söylesek boş. Herhalde görüyorlardır baştakiler. Yani ne diyebiliriz ki? Tek kişi her şekilde onun dediği oluyor yani. Bir an önce seçim olsun, artık bu iktidar değişsin yani. Yani artık yeter, şuraya kadar geldi yani. Tuvalet kağıdı 131 lira ya, böyle bir şey var mı? Yani sadece akaryakıtta bitmiyor. Tamam, hepsi birbirine endekslidir bunların ama nereye kadar, ne yapacağız yani bilmiyorum artık. Seçim kesinlikle olsun ya, kesinlikle olsun yani. Yani kaç güne bir zam geliyor motoruna? 3 günde bir zam geliyor. Peki ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Bu gidişatı pek beğenmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. En kısa zamanda seçime gitsinler, ülke düzelsin.